Mütevazı lezzetlerden selamlar, saygılar. Bugün şifalı bir çorba tarifi hazırlayacağız. Yoğurtlu erişte çorbası. Önce malzeme listesine bir bakalım, ondan sonra hep birlikte yapımına geçelim. 1 kase erişte, 1 adet haşlanmış, ayıklanmış tavuk göğsü, 4 su bardağı su, 4 su bardağı tavuk suyu, 1 kase yoğurt, 2 çorba kaşığı un, 4 çorba kaşığı ayçiçek yağı, 1 adet yumurta ve yeteri kadar tuz. Üzeri için 8-10 dal maydanoz. 4 su bardağı suyumuz vardı malzeme listesinde. Biz onu tencereye aldık, kaynattık. Bir miktar tuz ekledikten sonra bir kase eriştemizi katıyoruz. Ve 5-6 dakika haşlıyoruz. Tariflerimiz her zamanki gibi çok kolay. Şimdi küçük bir terbiyemiz var yoğurtlu. Onu hazırlıyoruz eriştemiz haşlanırken. Bir kase yoğurdumuz vardı. 2 çorba kaşığı un var. 1 adet yumurta. Arzu ettiğimiz kadar tuz. Ve 4 çorba kaşığı kadar ayçiçek yağı. Pürüz kalmayana kadar bu karışımı çırpacağız. Karışımımız olmaya başladı ama biraz su ilave edersek daha iyi olacak kıvamı. Erişte şişmeye başladı. 4 su bardağı kaynar tavuk suyumuz var. Şimdi onu ilave ediyoruz. Önceden ben 3 bardağı ilave ettim. Şimdi 4. bardağı ilave ettik. Kaynamasını bekleyeceğiz. Çorbamız kaynamaya başladı. Hazırladığımız tavuk göğsünü de ilave ediyoruz. Bir iki dakikada bu şekilde pişirelim. Artık çorbamızın son aşamasına geliyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı erişteli karışımla birleştireceğiz. Terbiye ilave ederken basit bir kural vardır. Kaynamakta olan çorbadan birkaç kaşık terbiye ilave edilir ve karıştırılır. Bunun da sebebi çorbanın, yoğurdun kesilmemesi içindir. Şimdi ilave edebiliriz. Hemen karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi kaynama noktasına gelene kadar karıştıracağız. Çorba kaynamaya başladı. Şimdi yarı ateşe indiriyoruz. 5 dakika daha kaynatacağız. Servisi hazırdır daha sonra. Çok güzel kıvamda olmuş. Artık ateşi kapattık. Servis kasemizi alabiliriz. Çok da güzel görünüyor. Şöyle. Üzerine kıydığımız maydanozdan da serperek sofraya getirebiliriz. Tavuk suyundan şifalı bir çorba hazırladık. Neden şifalı diyorum? Bilirsiniz hep soğuk algınlığında tavuk suyuna çorba derler. Bunun nedeni nedir? Burun mukozasının tıkanıklığını tavuk suyu açar. Bu yüzden. İnşallah yaparsınız ama sağlıklı günlerde yaparsınız. Afiyet olsun.